Merhaba arkadaşlar, Sasa'nın bilançosuna bakalım. Şimdi evvel arkadaşlar net işletme sermayesi 3 milyar 810 milyon açık var arkadaşlar. Net borçta 7 milyar 95 milyon atarak 32 milyar 389 milyona çıkmış. Ancak yatırım yaptığını söylemeye gerek yok. Yatırım yaptığından hepimizin haberi var. Nakit akışlarında da çok ciddi bir bozulma yok. Normal rutin devam ediyor. Buraya kadar söyledikten sonra şimdi hasılattan başlayıp faaliyetlerine bakalım. Çeyrek bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında ne kadar azalmış, artmış onlara bakıyoruz. Geçen sene bu zamanlar hasılat artışı 23,89'muş. Şu anda 15,76. Bir önceki çeyrek eksiye düşmüş hasılat. Dolayısıyla bir önceki çeyrekten iyi, geçen yılkinden biraz gevşek arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet karı elde ediyormuş? Geçen sene 27,18'miş, şu anda 8,19'a düşmüş. Bir önceki çeyrek 8,61. Bir önceki çeyrekle paralel geçen senekinden kötü olmuş. Kâr marjları aşağı düşmesi pek hoş olmamış arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet karı üretmiş? Geçen sene 46,41'miş. Şu anda 4,05. Bir önceki çeyrekte 4,02'ymiş. Son iki çeyrektir kötü performans sergiliyor arkadaşlar. Bu kalemde. Gelelim net kar kalemine. Net kar geçen sene %56,03 artarken şu anda 15,20. Bir önceki çeyrek de 19'muş. Burada da her iki çeyrekten kötü. Hatta şu 6 çeyreğin ikinci kötü performansı sayılır. Öz kaynak büyümesine bakalım. Çeyreklik ne yapmış? Geçen çeyrek %55,09 artarken şu anda 23,47 artmış. Bir önceki çeyrek de 25,42'ymiş. Bu da her iki çeyrekten kötü. Aslında son çeyrek değerlendirmeden dolayı biraz farklı gelmesi gerekiyordu ama yine gelmemiş. Neyse. Arkadaşlar 2022'ye 9'da yıllık öz kaynak 2 büyümesi 224'müş. Sonra 2022'ye 12'de zirve yapmış 294'le. Şu anda 214'e gerilemiş. 2022'ye 9'un da altına gerilemiş. Burada hafif bir bozulma söz konusu arkadaşlar. Fiyat hareketine bakalım. Fiyat 21.05'miş. 21.12 2020'de. Oradan bu yana öz kaynaklar 421 giderken fiyat normal arkadaşlar %352 giderek öz kaynak büyümesinin gerisinde kalmış. Sebebi de işte şuradaki olay arkadaşlar. Gerilersen sen ne olursan ol, padişah da olsan seni maalesef fiyatlamıyorlar. Halka açıklık oranı 23 ideal bir rakam. En düşük piyasa değeri defter değeri 2.13'müş. Şu anda yaklaşık 5 katı 10.81'den işlem görüyor. FK 20.37. Piyasa değeri defter değeri zaten 10.81. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak büyümesi de 15.85. Şimdi buraya kadar baktıktan sonra arkadaşlar şimdi getiri potansiyelini kıyaslayalım. Defter değeri 8.81. Bunu 214 oranında çoğaltırsak böyle gidip gitmeyeceğini de bilmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Varsayalım gitmiş. 18 lira 85 kuruş öz kaynaktan dolayı karınız olacak. Ama fiyat nerede? 95.15'te. Siz onu faize yatırırsanız arkadaşlar %33'te 31 lira 40 kuruş yine enflasyonla, yani mal alırsanız herhangi bir malda onu da enflasyon karşısında da %53,74 getirisi olur. Şimdi şu performansıyla baktığımızda arkadaşlar şirket hem enflasyonun hem de getiri bakımından faizin altında kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar burada yer alan yaptığımız yorum bir değerlendirme yorumu değil, al sat tut tavsiyesi de içermiyor. Yatırım yaptığını ben de biliyorum. Dolayısıyla siz ileriye dönük simülasyon yaparsanız tabi yatırımları ciddiye almanız lazım. Onun hesabını kitabını yapmanız lazım. Bizim yaptığımız bu değil arkadaşlar. Biz mevcut koşulu mevcut fotoğrafı çekiyoruz. Şimdi satıcılar bana kızmasın. Mevcut fotoğraf bu. Ha, ileride yatırım yapmış daha çok büyüyecek, %300 büyüyecek, %500 büyüyecek. Ben onun derdinde değilim. Zaten öyle bir çalışmam da yok. Varsa da zaten burada dile getirmem. Onu da söyleyeyim. Buradaki videoları arkadaşlar beğenirseniz, paylaşırsanız
Bana katkınız olduk. Bir nebze. Ayrıca kanala abone olur ve bildirim açarsanız da bunun da size katkısı olacağına eminim. En azından değişik bir fikir, değişik bir bakış açısıyla bilançolara bakarsınız. Arkadaşlar bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.